Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim peynirli yağlı çörek yapacağız. Çok da güzel oluyor. Tam tarif, böyle kahvaltıya muhakkak yapın. Hatta akşamdan hamurunu hazırlayın. Serin bir yerde saklayın ki mayanız çürümesin. Sabahleyin kalkıp hemen yapabileceğiniz çok kolay bir çörek. Hemen evimizde klasik bardaklarla 1 su bardağı ılık süt. 1 su bardağı ılık su. Çok da kolay, hiç öyle hamur açmayı falan bilmenize gerek yok. Evimizdeki klasik bardaklarda 1 paket kuru maya ya da 1 yemek kaşığı da koyabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı da tuz. Öncelikle bu malzemeleri güzelce bir karıştırayım. Bu kadar tuzla un ilavesi yapacağım bir de. Yanıma ben unu aldım. Her zaman söylediğim gibi yavaş yavaş ilave edip size sonunda ne kadar un ilavesi yaptığımı söyleyeceğim. 1 tatlı kaşığı silme olacak şekilde çok tepeleme olmadan tuz. Şimdi unu yavaş yavaş ilave edip ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde edeceğim. Size sonunda unun miktarını da belirteceğim. Sizler de benim gibi lütfen ununu yavaş yavaş ilave edin. Hamuru biraz toparladım. Ellerimle yıkadım. Şimdi geri kalan unumu da şöyle masanın üzerine seriyorum. Toplamda tam 5 su bardağı dolu dolu un gitti. Sizde de hemen hemen o kadar gidecektir. Yanınıza alın, yavaş yavaş ilave edin. Şimdi hamurumu masanın üzerinde bu şekilde en az 2-3 dakika boyunca güzelce yoğuruyorum. Daha kaliteli bir hamur elde ediyorum. Hamuru yeterince yoğurdum. Çok güzel yumuşacık bir hamur oldu. Şöyle ele yapışmaya, böyle çok aşırı da yumuşak değil. Bu kıvam gayet iyi. Tam 5 su bardağı unla hamurumu tamamladım. Tekrar karıştırma kabımın içine alıyorum. Streç filmini kapatıp yarım saat kadar oda ısısında mayalandırıyorum. Çok böyle aşırı kabarmasına gerek yok. Yarım saat yeterli. Hamur yeterince dinlendi. Hemen hemen bir 40 dakikada falan bu şekilde iki kat oldu. Hamuru masamın üzerine çıkarıyorum. Şöyle elimle düzenleyeyim. 3 parçaya bölüyorum. Çok kolay, bundan sonrası çok da pratik. Tereyağım da bir tarafta eriyor. Şöyle beze haline getiriyorum. Gelişi güzel. Üzerini örtün, kurumasın. Masanın üzerine şöyle biraz unu serpeceğim. Üzerine de hamuru 40-45 cm çapında açacağım. Çok da rahatlıkla açılacak şimdi hemen. 3 tanesini de açıp hemen üst üste koyup arasına bir peynir koyacağım. Atacağız fırına. O kadar kolay. Biraz tabi tepsi mayasında bekletmemiz gerekiyor. Her mayalı yaptığımız şeyi muhakkak tepsi mayasında bekletmeniz gerekir. Daha güzel sonuç almak için. Hamuru yeterince açtım. Bu kadar yeter. Şimdi bunu alıyorum. Ben kenara hemen bir bez serdim. Üzerine koyacağım. Hemen bunları da hızlıca açayım. Çok aşırı un serpmeyin. Bu kadar serpmemiz yeterli. Bunu da yeterince açtım. Bunu da alayım kenara. Kenarda bekleyebilir. Bu hamuru da açtım artık. Şimdi şöyle 100 gram kadar tereyağını erittim. Öncelikle birinci hamuruma bolca şöyle sürüyorum. Hatta birazcık da sıvı yağ katacağım içine. Şöyle yarım çay bardağı kadar da ortalama sıvı yağ katıyorum. Şimdi aklıma geldi. Şöyle sürüyorum. Her tarafına gelecek şekilde. Diğer hamuru hemen üzerine kapatıyorum. Hafif şöyle çekiştirerek.
tekrar yağlıyorum. Ben beyaz peynir kullanacağım. Hemen ikinci kata şöyle peyniri yayıyorum. Evde beyaz peynirler vardı. Hepsini toparladım değerlendirmek için. Elimle böyle güzelce ezdim. İsterseniz birazcık da maydanoz koyabilirsiniz. Kaşar peyniri kullanabilirsiniz. Artık ne isterseniz. Benim evde böyle biraz çeçil peynir, beyaz peynir vardı. Ufak kalmış. Ben onları ayırıyorum. Böyle börek falan yaptığım zaman kullanmak için. Arzu ettiğiniz kadar kullanabilirsiniz. Peyniri de koyduktan sonra en üstüne en son kalan hamuru şöyle kapatıyorum. Yağladıktan sonra katlamaya başlayacağım. Muhakkak her katı yağlayıp böyle kat kat çok güzel duruyor. Yağladıktan sonra şu üstten alıp şöyle kapatıyorum. Katladığım yerleri de yağlayacağım. Muhakkak tekrar üzerine doğru kapatıyorum. Tekrar kapatıyorum. Her defasında muhakkak yağlayın. Şimdi peynirin kısmı üzerine kapatıyorum. Tekrar kapatıyorum. Bu şekilde hep böyle üstüne doğru atıyorum. Tekrar biraz çekiştirerek kapatıyorum. Ve her defasında farkındaysanız araları yağlıyorum. Şimdi bunu da üzerine kapatıyorum. Bunu da biraz çekiştirerek. Hemen bu tarafı da şöyle biraz çekiştirip üzerine doğru atıyorum. Tamamdır. En üstünü de yağlayayım. Bu şekilde hazırladıktan sonra şurada yanlarını da tamamlamayla kapatayım. Şöyle alıyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsinin tam orta kısmına doğru yerleştiriyorum. Tepsiyi aldıktan sonra şöyle birazcık daha yağ sürüyorum hafif elimle. Tamamdır. Şimdi bu şekilde yarım saat boyunca tepsi mayasında bekletiyorum. Böyle güzelce birazcık kabardıktan sonra elimle ezip üzerine yumurta sürüp fırınlayacağım. Ama muhakkak bu şekilde bir yarım saat dinlendirin. Hamur neredeyse iki katına kadar çıktı. Üzerine böyle streç filmle sardım ki çok fazlasıyla kurumasın. Şimdi elimle hamuru şöyle çok aşırı olmadan yayıyorum. Böyle çok aşırı bir inceltmeyin. Artık bundan daha ince yapmayın. Üzerine bir tane yumurtanın sarısını sürüyorum. Her yerine gelecek şekilde. Çok güzel bir çörek oluyor. Muhakkak deneyin. Hatta ben şöyle elimle süreceğim arkadaşlar. Daha rahat olur. Direkt sarısını sürüyoruz. Üzerine isteğe bağlı olarak susam serpebilirsiniz. Ben birazcık şöyle susam serpip önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Şöyle fırından çıkardım. Çok güzel kızardı. Ortalama bir 40 dakikada falan pişti. Üzerini böyle fırından aldıktan sonra temiz bir şeyle örtün, yumuşacık olsun. Ben çok fazla bekletemedim hızlıca çekmem gerektiği için. Şimdi hemen fırın tepsisinden çıkartayım.
Muhakkak kahvaltılarınıza bu güzel çöreği yapın arkadaşlar. Çok güzel olmuş, yumuşacık. Şöyle keseyim, dilimleri ayırıp size ayrıntılı olarak gösterip videomu bitireceğim. Yorum kısmına birden 10'a kadar puanlarınızı bekliyorum. Bakalım bu güzel lezzete kaç puan vereceksiniz. Harika gözükmüyor mu arkadaşlar? Bakar mısınız? Şöyle ayrıntılı gösterip videomu bitireyim. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Videolarımı beğenip ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.